Şimdi sen abi. Şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya otur ki. Senden daha bir şey sor. Ne olacak? Kadrefleri gelmiş. Siz şöyle oraya geçseniz güneş vurduğu için. Akülge mi? Akülge mi? Lan şeyi göstermiyor. Bir daha anlatıyorum. Otur böyle, otur. Rahat otur. Otur. Beyler durun. Bu memleketten de senin enişteniz. Ne demek istiyorsun? Enişte bize ne yaptınız? Komşular şeyi göstermiyor. Şöyle sandalyeye oraya atsak. Ya ben böyle dikerim. Ya sen diyor ya. Şimdi dikerim. Ne? Öyle. Dinlensin. 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 Evet, isminiz? Bir dakika. Lağabınızda kimler derler? Polis sahipler derler. Evet. Peki hangi mahallede oturuyorsunuz aşağı şehirde? Şahta Mahallesi. Şahta Mahallesi, güzel. Peki bu memur hayatına nasıl atıldınız? Şöyle kısa da anlat, daha evvel bir mesleğiniz var mıydı? Evet, ayakkabıcılık yapardım. Evet. Ayakkabıcılıkta bir meslek biraz zayıflayınca, biz boşta kaldık, iş bulamadık. Memuriyet hayatına atılmak için çaba sarf ettik. Evet. Geldik nihayet belediyede bir memuriyete geçtik. Peki şimdi bu kaç yıldır memursunuz? 33 yıldır memur. Siz emekliliğiniz gelmek üzere. Geldi geçti. Ha. Peki şimdi emekli olsan herhangi bir yere sen de gitmek ister misin? Başka ülkeler. Ha ya Antep veya bir yere. Hayır, böyle bir aklından geçer bir şey oldu. Aklımda hiç öyle bir şey geçmiyor. Bundan sonra emekli olursam memlekette rahat edip kalacağım. Peki bir şey iş yapmak ister miydin? İş yapmak bu yaştan sonra ne iş yapabilirim ki? Ha. Yani maaşım alıp rahat edeceğim. Peki senden de soruyorum. Evet. Bu Besni hakkında. Besni daha evvel görüyorsunuz bağımız, bahçemiz vardı. Şimdi görüyorsun ki bağ obalar bile viran oldu. Evet. Şimdi evimiz buradayken aşağı şehirdeki obalarımız yine sağlıklı duruyordu. Şimdi neden bu ağaçlar kesildi de neden obalarımıza bile sahip çıkamadı? Bu nesilde mi bir değişiklik oldu yoksa toplumda bir kopukluk mu geliyor? Neden bu bakıyorum eski yeşillik yok. Besni eskiden gördüğün zaman kara yer çok az görünürdü. O da bu Kurdini'nde bazı yerler. Her taraf yemyeşildi. Siz bunu neye bağlıyorsunuz fikrince? Bu obaların böyle birden kaybolması. O zamanlar aşağı şehir yukarı şehir usulü vardı. Bağlara göçerdik. Evet. Bahar geldi miydi? Bağlara göçerdik. Bağlarımız vardı, bahçelerimiz vardı. Buralara biz bakardık, bakım yapardık. Evet. Üzüm bağlarında, diğer bahçe ağaçlarında, fiyanlarında böyle bir koruma olurdu yani. Tabii bu şartlar değişti. Zamanın şeyine göre bu mahallelerde birer olaylar oldu. Evet. Bu tarafta bir olaylar oldu. Evet. Onun üzerine vatandaş ayrık zaman zaman toplu halde bir yere yerleşmeye arz ettiler. Tedirgin olunca buraya mecbur oldu. Buraya toplandılar. Evet. Burayı uygun gördü. O zaman adamı burayı uygun gördü. Şehir olarak kurmuşlar. Aslında bura uygun değildi ama zamanın adamları öyle görmüş. Yani geri gelen hayır. Adamları. Hayır. Ha şimdi tam gelmişken. Ondan sonra da aslında ya kayardı veyahut da şu Deyli Kaya denilen bir semt var. Evet. Buranın daha şehir olması daha uygun olur zannedersek şimdi bizim şu görüşümüze göre. Tabii o zamanın adamları burayı uygun görmüşler. Sözü geçer adamlar. Buraya gelmiş şehir yerleşmiş. Aslında burada torbalarla, eşekle kil götürürlerdi, hamamlarda tamam. Yıkanlardı. Buraya yani ot bitmezdi, bizim tavarımız var. Burası şehir orada bir elverişli bir yer değildi aslında ama işte o zamanın sözü geçen adamlar bura olsun demiş. Burayı yapmışlar işte. Evet. Tabii ki kayardı veyahut da bu devletlerinden yer daha uygun bir yer. Şimdi ortada bir yanlışlık görüyoruz. Yani bütün besinler de bunu biliyor. Şimdi o zaman bizi yöneten, bizi akıllı olarak yönetenler bir yanlışlık yapmış, hata yapmış. Şimdi görüşü şöyle birleşiyor. Çat, buraya Çat Gölü vardı bilirsiniz. Biz burada yıkanırdık, davarımız vardı. Ha. Şimdi kayardı çatını göstermişler devlet olarak. Bu yanlışlık buradan gelmiş. Bak şimdi bizim halkın dürüstlüğüne bak yol oradan geçti. Demek ki bizim halkımız o esnaf dediğin, o hakir görülen esnaf çok iyi bilinçliymiş.
takdir edilecek kişiler buraya zaman 10 sene göçmediler. 15 sene. Çünkü esnaf biliyordu bu toprağın kaygan olduğunu. Ama bunlara kulağı asılmadı. Peki şimdi soruyorum. Peki bu taşları maçları çekmişler. Bazı bak çok güzel mezarlar yapmışlar. Onur duyuyoruz yani gerçekten. Artık Avrupa gibi mezarına sahip çıkmayan insanlar yani temel yapısı bozuldu insanlardır. Tabii, çünkü tabii. Evvela insanın baba ata mezarıyla, abidesiyle ölçülür. Aile kökeni, varlığı. Biz Türkmen varlığıyız. Şimdi bizde hiç besinde ırk değişmemiş. Saf bir Türkmeniz biz. Gerçek böyle. Onun için Asya'dan belli bizde bu sanatta var. Ha. Şimdi diyoruz ki biz bu hiç değilse kaçanı önlemek için, bugünkü kaçanı önlemek için bir besli fon kuralım, bir banka. Artık dünya böyle kalkınıyor. İnsanlar böyle kalkınıyor. Mesela nerede bir besli kayartına mı ev yapılacak? Yapalım. Hani şu hükümet evi gibi. Sağlam yere yapalım, kalıcı olsun. Mesela Antep'te bir folklor kuralım diyoruz. Besli'nin çalgısını çalsın, Besli'nin düğününü yapsın, altı otobüslü olsun. Gitsin Antep'teki Besli'nin düğününü yapsın, gelsin. Burada merkez olsun. Gitsin Adana'da Mersin'de düğünü yapsın, Beslileri eğlendirsin. Böyle sokağa para savunmayı bırakalım artık. Biz kendi kendimizi, kendi ırkımızı, kendi milletimizin kültürünü yaşatmak çalışıyoruz. Bunu şimdiye kadar da birçokları evet dedi. Siz de böyle bir şeyde bize yardımcı olabilir misiniz? Yani bir folklor kurarsak. Vallahi belediye olarak, kişisel olarak. İyi olur kanaatimde. Evet. Çok iyi olur. Evet. Tabii toplu olarak da iş yapıyorsa daha güzel olur. Mesela kabirlik daha şey ettiniz. Tabii öyle bizim elimize sahip çıkmamız lazım. Tabii. Evet. Tabii. Öyle diye onu şey görmemeliyiz ki. Onu da temiz tutmalıyız. Mezarlığı yapmalıyız. Efendime söyleyeyim ona ziyarete gitmeliyiz. Tabii. Şimdi çünkü dışarıda gördü hemşehriler. Hemen kopya ettiler, gelmişler güzel çam dikmişler. Evet. Hani çam olmaz, ağaç olmaz diyenlere de bir örnek oluyor. Hayır, şimdi, çam olmaz, geçen, ağaç olmaz bir dakika, ben Adıyaman'a gittim. Göksu'yu geçince bir tane ağaç yok. Göksu'dan bu tarafa Şambele'de gelince ağaç başlıyor. Demek bizim kökenimizde de ağaç sevgisi var. Tabii, yeşili tabii. Seven insanlar merhametlidir tabii. Her zaman. Peygamber ağaç Efendimiz her zaman söylemiştir. Evet. Peki size de ikinci sorayım. Siz şimdi emekli olsanız, yani emekli olsanız diyorum ya, böyle bir şeyde bir görev alır mıydınız? Valla bu yaştan sonra bir görev alalım. Görev dediğim mesela bir şey olarak yani bunda bir vazife olarak, bir yönetici olarak, herhangi bir şey olarak. Tecrübeli olduğunuz için yani böyle kültürel yönden, araştırma yönünden mesela biz bu sadece Besli'nin bunu aramıyoruz. Çevrenin de, köylerin de böyle araştırmasını yapacağız. Yani Besli'nin bütün hayatını ne açıyor, ne biçiyor, neyimiz var, her şeyini ortaya koyacağız. Çünkü biz çok ezilen bir milletiz yani. Gerçekten öyle. Vallahi iyi olur tabii. Besli'nin ilerlemesi göğsümüzü kabartır bizim. Tabii. Çok iyi olur. Ben böyle, elimde öyle bir fırsat yok ama evet. Belki zamanı şartlara göre olsa belki girebilirim. Şimdi Besli'de bir şey düzenleyeceğiz. Yaşlı kişilerden bir kurul düzenleyeceğiz. Nerelerde ne yapmak lazım, neler yapmışlar, hatalar nereden gelmiş? Bunlar bize ışık tutacak kişiler yani. Sadece bu. Yani bize yardımcı olacaklar. Elimizden geldiği kadar vururuz. Aklımızın yettiği kadar, bildiğimiz kadarıyla yardımcı oluruz. Sağ ol, teşekkür ederim. İşlerinde başarılı olun. Başka ne soracaksanız siz sorun. Ha, şimdi kaç yıldır memursunuz? 28 yıl hizmetim var. Yalnız yaşımın tutmamasından dolayı emekliye ayrılamıyorum. Evet. Hani 50 yaş sonum olduğu için 2 yıl daha hizmet görmem gerekiyor. Peki aşağı şehirdeki obanızı biliyor musunuz? Şimdi aşağı şehirde hiç oturmadım. Ta ben 1 yaşındayken Kızılcapınar mevki var. Evet. Ve orada günümüz geçti. Aşağı şehri o kadar bilemem. Yalnız çocukluk devremde hani o köşker pazarı falan var iken evet. Gider gelirdik. Ama ne safhada olduğunu o kadar şey yapamayacağım. Ha, eskiyi hatırlayamıyorsun. Hatırlayamayacağım. Çünkü hani günüm geçmedi orada. Evet. Sürekli talebelik hayatımda ilkokula gittiğim anda
sürekli buradaydı. Kızılca Pınar'ı bilirsiniz herhalde. Evet. Şimdi bir de size de sorayım. Şimdi biz diyoruz ki bir folklor kursak. Siz de bu belediyede olursunuz, siz de yardımcı olabileceğinize eminim. Belediyede olmak dolayısıyla yardımcı olmak bir tek belediye başkanının görevi. Hani biz memur olarak bir şeye katkımız olamaz. Yalnız olmasını, olmasını dileriz. Tavsiye, çevreye tavsiye etmektir. Mesela okuyucu olur, oyuncu olur, çalgıcı olur. Mesela Besni Name hesabına bir folklor bulunursa halka tanıtmaya gayret ederiz. İşte mesela deriz ki Antep'te Besinname hesabına bir folklor kuruldu. Düğünlerde bunların getirilerek mesela çalgı getiriyoruz Adıyaman'dan vesaire şuradan Malatya'dan. Oradan geleceğine kendi bünyemizdeki olan folklorun gelip gelerek çalıp oynaması daha ustadır bence. Tabii kendi kültürümüzü yaşatmış olacağız. Peki size de sorayım. Bu Besni'de sen genç olarak sana sorsalardı, sen nereye kurardın şehri? Besni, siz de demin dediğiniz Çat Mahallesi diye bir hitap var. Evet. Çat yani. Evet. Eskiden dayardığın orada Çat vardı. Yeni mahallenin üstünde. Evet. Hani genelde oraya kurulmak istenmiş. Ama daha evvelki burada yaşayan büyükler tarafından veyahut da ağalar diyelim. Tabii. Bunlar Çat olarak şimdiki hali hazırdaki Çat Mahallesi'ni göstermişler. Malum Besni hakikaten heylana, inşaat durumu heylana bağlı. Evet. Ve biraz dağlı arazi. Dağlı arazi olmasında da bir şey yok. Ankara'da dağlı. Evet. Ve sel felaketine falan önlem taşır ama heyelan dolayısıyla veyahut da kil nedeniyle işte buranın oturumu biraz zor. Evet. Belki de her an için ölüme mahkum. Tabii. Şahşehir'den geçip gelmesinin nedeni hani sel felaketi olmuş. Mesela otoğlu şeyde ne derler o şey vardı. Dere Lobası'nda. Evet. Onun için işte buraya taşınmışlar. Taşınmanın nedeni de bu olması lazım gibi geliyor bana. Evet. Şimdi ikincisi de şöyle yani. Kayardın'da olsaydı belki de göç bu kadar olmayacaktı. Mesela olmazdı da. Şeker abi göç başka amaca dayanıyor benim yani kendi iş görüşüme göre. Dayanıyor da şimdi bir de yersizlik de bir sorun oldu. Şimdi efendim hayır. Şimdi Besni hakikaten geride kalmış bir kaza. Hani yol güzergahı değil. Evet. Ne bileyim işte artık kunduracılar veyahut da ayakkabıcılar burada gelişmiş bir ülke. Bir de dokumacılar var sizce de malum. Dokumacıların çoğu Uşak'a gitmiş, Antep'e gitmiş. Ayakkabıcıların %90'ı şeye gitmiş, İstanbul'a gitmiş. Hani iman ettikleri şeyi dışarıya, nakliye yönünde zorluk çektikleri için herkes oraya göç etmek mecburiyetinde kalmışlar. Sözünüzde şöyle anlaşılıyordu, atı vardı da meydan bulamıyor. Oluyor tabii. Çünkü hepsi sanatkardı. Her işe atılgandı. Bu meydanı gitti orada buldular. Tabii iman ettiklerini satamazlarsa, tabii. Ellerinde kalırlarsa ne olur? Gönül arz ederdi ki burada böyle gelişmiş bir yer olsun. Kendi halkımızın, kendi memleket çocuklarımızın hepsi burada kalsın. Ve nüfusu bugün 26 bin ise 56 milyon bine çıksın. Evet. Daha gelişmiş olsun ve illere de her an çişi olsun. İl olmaya. Ama olmamış işte. Kaderi mahsus, kaderatının insanlarımızın, biraz da insanlarımızda bir da... Bir yerde kabahat. Yani toplumun da kabahati tabii, çok, tabii. Yöneticilerin daha çok. Yani o günkü yöneticilerin daha çok. Şimdi ben 1952'de Gölbaşı'ndan buraya dozer, tıngır tıngır dozer getirdik. Belki bilmiyorsunuz, görenler gördü. Bu Dumlu Pınar çevresini açınca bizim Hayri Bey şimdi barajı yapan, geçen barajı çektim. Orada mühendisten yine aynı böyle onun da ifadesini aldım. Şimdi dedi ki ya ne yazık buraya dedi bu toprağı bu binayı yapmışlar. Burası nebati toprak yani. Canlı toprak. Her zaman gezmeye mahkum, dolanmaya mahkum, kaymaya mahkum bir arazi. Bak Karayolları buradan geçit almadı. Neden? Çünkü tehlikeli gördü. Yine de eski besinde. İnsanlar yol kadar düşünemeyen bir toplum buraya şehir yapmışlar. Hata kimde? Bak yolu devlet bir yolu geçiremiyor. Toprağa geçirmek istemiyor. Biz milleti buraya gömüyoruz. Bak düşünce nereden geliyor? Kim kimi? Kim kimi kandırmış? Kimiz biz? Aynı milletiz. Aynı toplumuz. Aynı su içmişiz. Şimdi zaten belli ki mesela Gayardır, Delikli Gaya mevki gittikçe gelişiyor. Gönül arz eder ki bundan sonra bakmışsın. Şimdi oraya bir duyuşuma göre sanayi yatırmış. Orayı da film aldım.
çok güzel. Şimdi artık burası gitmişse de hiç değilse güçlü sanayiyi oraya doğru kaydıralım. Kaptan da bir pay alabiliriz yani. Kap projesinin de alanı bize doğru faydalanır. Eğer halkımız da çalışırsa, büyükler de çalışırsa, artık devlet de biraz el atarsa, tahmin ederim ki Besin gelişmeye her an için elverişlidir. Evet. Şimdi Besin adamı çalışkan, köylüsü olsun, şehirlisi olsun. Taşın üstünde bağ yetiştim bize, görüyorsun kayalı. Mağaranın üstünde. Biz orada kuzu yayardık bak. Şimdi bağ olmuş. Demek ki bu millet her şeyi yapar. Yeter ki elinden tutulsun. Yol şey gösterilsin. Bakınız her şeyi yaptı. Sağ ol. Sizin için ayrı ayrı teşekkür eder. İşlerinde başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Siz de kimlerdensiniz? Biz de Besin'de Büfkerler derler. Evet. Babam Suacı Ali Soklu. Evet. Ben 1956 Besin doğumluyum. Evet. Lise mezunuyum. 1979 yılında Besin Belediyesi'ndeki görev alımına başladım. Şu anda evlendirme memuruyum. Memurluğu yapıyorsunuz. Evet. Peki tatmin ediyor mu belediyenin verdiği ücret Besin'deki bu pahalılığa karşı tatmin ediyor mu sizin gibi genci? İşte çünkü bizde artık olanaklar eskiler alışmış. Ama yeni gençlere daha büyük bir problem çıkıyor önünde. Ailenizde bir problem, daha talepler çoğalıyor. Mesela ben diyorum ki ya renkli olmazsa öbür olsun ama onda öyle değil. Peki bu talep sizi karşılıyor mu? Tatmin kâr, şey mertçe. Ben şu anda belediye ait lojmanlarda ikamet ediyorum. Besin'de biliyorsunuz ev kiraları biraz yüksek. Çok yüksek hem de. Evet, çok yüksek. Onun için devlet burada çalışan memurlara olağanüstü hal tazminat altında bir de ayrıca ek ücret ödüyor. Bunları birleştirecek olursak idare ediyoruz yani. Yani başka bir kar artırma yok diyorsun yani. Ancak işte kazandığımızı burada harcıyoruz yani. Bir artırım başka yok. Başka bir yatırım yapamıyoruz tabii. Şimdi ben sana bir şey söylesem inanmazsın. Ben sen yaştayken 1.000 lira aylık alıyordum, ayda 750 lira artırıyordum. Bak, hani İstanbul gibi yerde. 7 tane çocuk okuttum yüksek tahsil. Şimdi kendim aldım 1 milyon maaş bana yetmiyor bak. Şimdi görüyorsun. Şartlar değişmiş yani eskiden olduğu gibi olmuyor. Şimdi israf da fazlalaşmış. Bunların da etkisi var yani aldığımız şeyler de pahalı oluyor. Biraz da lükse kaçırıyor. Şimdi efendim biz kendi üretmediğimiz malı başkasının ürettiğini satın aldığımız için tabii. Bizde bu doğuyor bizde. Pahalılığı bu yaratıyor. Şimdi eskiden her taraf üzümdü. Üzüm alan olmazdı. Tabii. Herkesin bağı vardı. Şimdi bağ yok herkes çarşıya saldırıyor. Evet. İşte bu da bir örnektir yani. Tabii tabii. Şimdi mesela kilosu 8 liradan vatandaş muz alıyor yani. Şimdi eskiden böyle muz falan, portakal... Kasteler yiyordu ya. Bu hastalara... portakalı kaste yiyordu ama. Koynuna sokarlardı. Biz portakal kabuğu toplardık. Deli ağzıyla koku yapardık çocuğuyken. Portakal kabuğunu mesela. Tabii. Şimdi o günde bağlar, beyler, eğerler paklava, börek yiyor derlerdi. Adını bilmezdik. Neymiş lan bu deyin. Merak ederdik yani. Dışarıya gittim gördüm baklavanın ne olduğunu. Peki. Şimdi genç olarak size de soruyorum. Böyle bir folklor kurmak istiyorum Besin'de. Evet, çok güzel. Bu aşamalı olarak Antep, Adana, Mersin, Besin. Buralara kumanda edecek güçlü bir folklor kuralım diyorum. Besin'in kültürü. Ben de biraz türkü yazarıyım yani. Birçok eserlerim var, hazırlanmışız da. Şimdi böyle bir şey olursa hemen bu para savurganlığı kendi halkımızın çocuklarına bir hizmet vermiş oluruz. Hem de kültürümüzü sanatsal, kültürel çalışmalarımızı da filmle Türkiye televizyonlarında göstermeye şey olur, yardımcı olur. Yani bunu mutlaka yapmamız gerek ki çünkü kültürel çalışmamızı Uşak'ta olsun, orada olsun benim filmi çekmemde gayem Besin'in çalışkanlığını, kültürünü, töre ve adetlerini de beraber yaşatmak. Aynı zamanda ismini de duyurmak. Tabii. Böyle bir şeyde katkıda bulunur musunuz? Öncelikle böyle bir faaliyete öncülük ettiğiniz için sizi kutlarım. Sağ ol. Böyle bir şey geldiği zaman, tabii teklif geldiği zaman seve seve kabul ederek. Evet.
şeyimize, Adet Efendi'ler derler lağabımıza. Evet. Babam Şık Mustafa Karagüllü, lağabı evet. Kulaksız Şık derler. Evet. 1960 doğumluyum. Belediyeye 1986 yılında girdim. Şu anda memurluk yapmaktayım. Peki bu aldığınız ücret kafi geliyor mu? Şu anda bulunduğumuz yere göre vestimizde bu maaşımız çok şükür bize yeterli oluyor. Para artırmak oluyor mu? Para artırma durumumuz olmuyor. Şu anda idare ediyor aldığımız yani parayla geçiniyorsunuz. Geçiniyor. Buna geçinme değildir yani. Evet, fazla fuzurlu bir şeyler, lüks bir şeyler alamıyor. Tamam. Yani şu alamaz. Zamanın gösterdiği şeyler, evet. Gerekli elektronik aletler gibi bir tabii, şeyler alamıyor. Tabii, şimdi siz gençlere göre çıkan teknolojiden faydalanamıyorsunuz. Evet. O zaman maaşı yeterli değil, ancak geçinmek, geçinme mutfak masrafını karşıladığı için. Tabii, geçinebiliyor. Peki soruyorum size, de, peki size de soruyorum bir genç olarak. Niye okumadınız? Acaba babadan, anadan mı bir baskı mı oldu yoksa siz mi böyle okutamadılar? Yani daha yüksek okumak ihtimalin var mıydı? Şimdi efendim yüksek okulda okumak her gencim isterdir yani bu. Evet. Ama aile maddi durumumuz yeterli olmadı buna, okuyamadık. Buradaki öğrenim şartları da tabii büyük şehirlerde olduğu gibi yüksek değil yani. Evet. Yani okuduğumuz okulda öğretmenler yoktu, derslerimiz boş geçiyordu, yeterli bir öğrenim göremedik. Evet. Onun için üniversite imtihanlarına gittik, kazanamadık. Başarısız evet. olduk. Liseye evet. kadar okuyabildik. Tam kadrolu bir kültür evet. sahibi olamadığı evet. için öğretmen yetersizliği mi? Evet. Peki şimdi size soruyorum. Evet. Bu Besni'den neden göçtüler? Senin fikrin nedir? Gelmiyorlar. Millet gidiyor. Niye gidiyorlar evet. acaba? Şimdi hep Uşağı bilmem evet. nereye İstanbul'a. Şimdi Uşağı göçmesi şu memleketin fazla gelişmediğinden, zenginlerin fazla buraya yatırım yapmadığından. İkincisi evet. de bir vilayet meselesi olmuş zamanında. Evet. Besni'nin vilayet olması gerekiyorken Adıyaman daha Besni'nin küçük olduğu halde Adıyaman'ı vilayet yapmışlar. Evet. Bu da hükümet imkanlarına yeteri kadar faydalanamamış Besni'miz. Evet. Bunun üzerine Besni'mize hatta o zamanın bilgili senatör kişiler de söylemiş Besni'de göç olabileceğini yani. Bu bakımdan göç başlamış. İşsizliği olmuş. Evet. İşte daha hala da şu anda göçüyor yani Besni'den. Evet. Bir de şu da var yani Besni'nin vuruluş itibarıyla iyi bir yere vurulmadığı yani vurulmadığı evet. mevcut. Evet. Gelişmesi için şu anda bu bölgemiz heyelan bölgesidir. Burada evet. yeterli arsamız yoktur ev yapılması için. Evet. Çok evlerimiz çökmüş durumdadır. Heyelan bölgemiz geniş. Evet. Burada gelişmesi için güzel arsalarımız yok. Evet. Uzak yerlerde var. Devrikli Kaya mevkiinde, Kayardı mevkiinde. Bu da ulaşım zorunluluğu var. Biliyorsunuz evet. bizim ufak yerlerde, hani büyük şehirlerde olduğu gibi uzak yerlere gidip gelmek istemiyor. Tabii. Bu da var yani. Vasıta sıkıntısı var. Bu bakımdan maddi imkanlar da sınırlı oluyor. Evet. Bu bağımlı efendim. Peki biz de diyoruz ki bu Besni'ye yeniden bir cephe vermek için biz evet. birçoğuna da diyorum bir burada bir vakıf bankası kuralım. Evet. Bütün İstanbul, Uşak, İzmir, Ankara, şey Ankara demişim, Mersin, Adana, Gaziantep, Besni. Evet. Bir banka kursak, her şirketin bankası var. Bankanın şirketi var. Evet. Mesela Besni'de ev mi lazım? Vatandaşa yapsın. Bak daha evvel yaptılar. Herkes oturdu. Tıkır tıkır ödedi, 20 sene oturdu, kira öder gibi ödedi. Hiç zorluk çekmedi bu hükümet evlerinde. Şimdi yine böyle bir şeyler, Kaya da olsun, gerekse Delikli Kaya yapılırsa, birçok vatandaşın da orada böyle emekli olmuş ya da parası var, burada bir iş yapmak için gelmeye teşvik olur evet. kanaatindeyim ben. Bu aslında. Böyle bir şirket kurulursa, evet. yine, yani böyle bir şirket kurulursa, Besni'nin cephesi de değişecek, kültürel de değişecek. Biz de buna yardımcı olmak için, bunu tanıtmak için bir şey kurmak istiyoruz. Evet. Folklor. Futbolla folklor bugün dünyanın en iyi ulaşım aracıdır.
Biz bu filmi bütün Türkiye'nin değişik televizyonlarında gösterebilmemiz için bir folklor kurmak istiyoruz. Bu bizim amacımızı devletin en küçüğünden en büyüğüne kadar ve Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl çalışmalar yaptığımızı, ne işlerle uğraştığımızı, neler yaratıcı bir toplum olduğumuzu tanıtmak için bir fırsat oluyor bu filmler. Evet. Tamam mı? Onun için bu folklorda bize yardımcı olur musunuz? Efendim, elimden geldiği kadar gayret ederim yani, çalışırım. Yani her imkanlarımı olduğu kadar bunlar... Tabii, şimdi imkan şöyle, mesela bir komşun olur, iyi söyler, genç, evet. Genç olur, okulunu evet. Kazanmamış kişiler, evet. Böyle kızlardan olur, erkeklerden olur. Çünkü kendi milletimiz olmalı ki kendi kendimizi şey yapmalıyız, yetiştirmeliyiz. Evet. Elimden geldiği kadar maddi ve manevi olarak her türlü desteği veririm bu folklora. Peki, sağ ol. Teşekkür eder, işlerinizde başarılar dilerim. Besimizin için her türlü fedakarlığı yapabiliriz yani. Sağ ol, var mı? Teşekkür ederim, başarılar dilerim. Sağ ol. 1961 doğumluyum. 15 sene dokumacılık yaptım. Evet. 1990 yılında belediyeye girdim. Evet. Ortacıyım. İşçi statüsündeyim, temizlik işçisi olarak çalışıyorum. Peki bu dokumacılık neden böyle çoğu dükkanlar kapalı görüyorum burada şeyde sanayi çarşısında? Dokumacılık için Besin'de el tezgahları vardı. Ondan sonra dokuma motoru tezgahlar geldi. Sen öncesinde teröre maruz kaldı. Dokuma tezgahları, bu çalışanlar birkaç kişi, zengin kişi getirdi, 2-3 tane çalıştırdı. Evet. İlk şeyde biraz para kazandılar bunlar. Ondan sonra dışarıya gittiler. Uşa. Peki. Örnek olarak Hacı Eraşık gibi, Tosun Süleyman gibi, bu Hazar gibi, Çöpçünler gibi. İşte bu kişiler ilkin burada para kazandılar yani başka tarafa gittiler. Memlekete yatırım yapmadılar yani. Şimdi şöyle adamlar, ben onların da ifadesi var. Şimdi diyor ki nereye yapacaksın? Hep bir tarafı kirlik, bir tarafı şey. Şimdi onların fabrikayı Uşak'ta görsen buraya vuracak yer bulamaz. Yani Uşak'taki fabrikaları getirsen Besni'yi buradan kaldırmak lazım. Şey ya, mesela yani. Mesela kurma yerimiz var. Denizli kaya yapıldı. Kaya var. Şimdi sahadan önemli. Malı pazarlama önemli oluyor. Olur musun? Şimdi bu artık diyelim onları da bu tedirginlikten gitmiş. Kimisi diyor ki elektrik yoktu, su yoktu diyor, cereyan yoktu. Peki şimdi niye kilitli? Birkaç dükkan gördüm o sanayide, kilitli hem de hu gibi, karanlık film çekemedim ya. Yani. Tezgahları görmek mümkün değil. Şimdi dayı, şimdi şey pahalı, alım gücü kısaldı yani, iş durdu. Senetler ödenmiyor, çekler ödenmiyor. Ha. Patronlar şey zor durumda kalıyor yani, onun için işçiyi... Gelir gideri karşılamıyor. Zor duruma düşürüldü. Evet. Zor duruma düşünce de tezgahı kapat adam. Evet. Zarara ödeyeceğine belki de üstünden zam. Peki sen olsan, sana para verseler, memurluktan ayrılır, sanatı, bu sanatı yapar mısın? Teşvik verseler. Ya uzun vadeli bir kredi açsana. Bunu devlete diyeceğiz ki bak bu adam dokunmacı memurluğa itilmiş. Aha. 1956 Besin doğumluyum. Evet. 66 senesinde köyde Besni'ye göç ettik. Evet. Göç etme nedenimiz ekonomi sorunlarına dayanıyor tabii bunlar. Evet. İlkokulu köyde bitirdim. Ortaokulu Besni'de devam etmek istedik. Ne kadar da devam ettiysek 80 öncelerine dayanıyor benim bu söyleyeceğim sorunlar. Okul hayatımızda 80 öncesinde malum yani terör olayları vardı. Sağ sol davası vardı. Bu nedenle ortaokul 2'de ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Hani milletimizin bir şey sürüklenmesi vardı. İşsizlik sorununda, ekonomi sorununda, anarşi olaylara maruz kalmamak için ortaokulda ayrılmak durumuna kaldık. Şu anda da belediyede geçici olarak çalışıyorum. Evet. Yani geçici deyince yani muhakkat işçi mi oldu? Muhakkat işçi. Muhakkat. Evet. Kadrosuz muhakkat evet. İşçi. Evet. Memleketimiz... Bunun garantisi yok demek değil mi? Garantisi yok demek. Evet. Hani kahvede, tezgahta, şurada, burada çalışmaktan daha iyi görüyorum ben yani.
Evet. Devlet kamu hizmetinde geçici de olsa tabii. Devlet yönetimi altındasın. Tabii. Memurunuz yani şu durumda. Evet. Ben dün Çivavda gittim. Evvel gün yağmurdan bir gün önce işte pazartesi. Orada pazar günüydü galiba. Film çekti. Düğüm de vardı. Köyü de çekti düğümü. Şimdi size de soruyorum. Böyle bir folklor kurmak istiyoruz. Besni'ye yakışır. Besni'nin kültürü, köylerinin çeşit çeşit oyunlarımız var. Her türlü oyunumuz varken başkaları bizden alıyor, bize satıyor. Biz bunu kendimize faydalı olalım diyoruz. Mesela sizin gibi gençler böyle bir toplumda böyle gençleri toplayıp bunu bir önveri olarak okullandırıp böyle seçip tavsiye etmesi de bizim için yeterli oluyor yani. Böyle tabii. Bir kuruluş. Şimdi biz gençlik olarak isteriz. Devlet desteği altında spor olaylarına itilmesini tabii. İsteriz gençliğimizin. Tabii ki yardımcı oluruz bu durumlara. Ha, burada bir halk evi şey yapılıyormuş, kültür. Kültür nasıl yapılıyor, evet. Şimdi bu da yapılıyor. Yani artık toplumlar isteyeni kültürle gidiyor. Hem kültür hem de folklor, futbol. Bunun üçü de artık söz sahibi olan bir durumda. Dünyanın her yerinde ulaşımı en çabuk ulaştıran bu iki sistemdir. Tabii. Şimdi biz de Besni'nin böyle geri kalmışlığını, çalışkanlığının bölünmesinin, parçalarını başka vilayetlerini götmesinin ve gücümüzün, dengenin nerelerde, neden bu iş olmuş, hepsini çalışanlar böyle filmde göstererek, arkasına da bir folklorumuzu ekleyerek bizim neler yapacağımızı ortaya koymaktır. Yani bize devlet güvensin ki kültürsüz, mühendissiz kişiler bugün dev fabrikalar yönetiyor. Demek ki bir kabiliyet de kültür kadar azim de kültür kadar önemlidir. Yani bir yerde kültür kişiler batırmıştır, cahil kişiler işgalde olmuştur. Onun için kültürümüze de sahip çıkarsak diyebiliriz ki devlet diyecek ha bu adamlar cesur adam, çalışan adam, bir güven sağlar. Bu bakımda siz de bize yardımcı olabilir misiniz? Tabii.